günaydın Nadir. Bu sabah çok dinç görünüyorsun. Harikasın. Umarım artık biraz daha iyisindir. Evet. Biliyor musun aslında ne düşündüm? Bu kocaman evde vakit geçirmek çok zor geliyor olmalı. Yani demek istediğim Arke çoktan sete gitti. Tabii sen onun oraya gitmek istemiyorsun. Hem gitsen de orada ne yapacaksın ki zaten? Arke'ye hizmet edeceksin. Bence sen bu eve gerçekten de daha çok yakışıyorsun. Dur, bir dakika. Hizmetçi bunları sana getirdi. Hepsi senin. Gerçi ona dedim ki, bu tip özel konular dört duvar arasında aile içinde kalmalı. Yani demek istediğim, aile üyeleri olarak birbirimizle yakından ilgilenirsek sorunlar, hastalıklar çabucak geçer değil mi? İskender. Hayır. Kendi de bana. Böyle kendimi çok daha iyi hissederim. Kısaltmalar güzeldir, öyle değil mi Madun? Kendi. Aşkın diğer adı Kenny. Aşktır Kenny. Ama dur, ben buraya sana bizzat hizmet etmek için geldim. İlaçlarını istersen Kenny'ye söyle. Meyve istersen Kenny bir tabağa koyar ve getirir. Her zaman emrindeyim. Sabah odanın camını açmak istersen ya da perdeleri çek. Ya da odayı iyice karart. Uyumak istersen... bana söylemen yeterli. Kenny her zaman emrinde. Ne istersen bana söylemen yeter Madun. Emrindeyim. Bana söyle. Teşekkür ederim. Ama ilaçlarımı kendim alabilirim. Kendime meyve dilimleyebilirim. Odanın perdelerine gelince onları çekmek için kimseye ihtiyacım olmaz. Bilir misin, çok güzel bir söz vardır. İnsan kendine yardım ederse Allah da ona tüm gücüyle destek olur ve yardım eder. O bizim neye ihtiyacımız olduğunu bilir. Karıcığım. Neredesin? Neden açmıyorsun? Seni o kadar çok özledim ki. Umarım arayarak sana bir rahatsızlık vermemişimdir. İyi misin diye merak ettim. Yoksa çıldırdın mı? Çünkü nedense... Böyle sustuğun zaman daha çok konuşuyorsun. Konuşman gereken yerde susuyorsun. Tıpkı şu an yaptığın gibi. Sence de bu... ters değil mi? Her neyse. Karıcığım, özledim seni. Sen burada yanımda değilken... Kahvenin bile tadı aynı değil. Keşke şimdi senaryoyu okurken yanımda olabilsen. Arkay. İnsanın kendi başına da halledebileceği tek bir şey bile olmaması mümkün değil. Ama tabii tek derdin egonu parlatmaksa... Eminim... O sette bir sürü yardımcı olacak adam var. Ayak işlerini onlar halletsin. Ben gelmeyeceğim. Kibirliyiz. Onu sevdim. Bittu. Patron. Buyurun. Ara konuş onunla hemen. Hemen onu ara dedim. Ne yapıyorsa yapıyor, ara çağır. Tamam, hemen şimdi arıyorum patron. Oğlum. Oğlum dedim. Kafanda bir sürü konu var galiba. Sesleniyorum ama duymuyorsun. Söylesene, ne oldu? Bir şey yok baba. Pekala, tamam. Önce sakin ol.
Bana açıkça söyle. Gelinin Madubala sana neler söyledi? Onu biraz tanıdıysam sete gitmeyi kabul etmemiştir. Sonra ne oldu, konuş. Bir şey yok diyorum baba, hiçbir şey söylemedi. Gelinin Madubala hiçbir şey söylemedi. Sadece teşekkür etti ve sonra yine sustu. Oğlum, şu anda yüzünde öyle utanmış bir ifade var ki sanki sana teşekkür etmemiş. Seni odadan kovmuş gibi. Hayır baba, öyle bir şey olmadı. Ben onun kayınbiraderiyim. Bana bir şey söylemeye cüret edebilir mi? Vay canına. Oğlumun ne büyük egosu varmış böyle. Fiziğin pek bana benzemiyor ama olsun. Senin de baban gibi kocaman bir egon varmış. Sayın kayınbirader efendi. Uzatma da söyle bakalım. Sete gidecek mi, gitmeyecek mi? Söyle. Patron, kendileri buraya gelmeyi reddetti efendim. Efendim, çekime hazırız. Bittu. Efendim. Eğer o kız saat 3'e kadar burada olmazsa, buradaki varlığını çok özleyeceğim. Sana söyledim. Sete gitmeyeceğim. Benim ne dediğimi anlamadın galiba. Bence sen de beni pek iyi anlamıyorsun. Az önce telefonda da söylediğim gibi, ben oraya asla adımımı... Ama Madu, lütfen bak, patron beni açık açık tehdit etti. Eğer buradan oraya seni almadan gidersem o zaman beni öldürür. Sen de bilirsin, yaparım dedi mi yapar. Bittu, seni özleyeceğim, inan bana. Ne? Yeter artık. Birbirinize o kadar benziyorsunuz. Ne dedin sen? Senden kibarca rica ediyorum, bana acı diyorum. Lütfen benimle sete gel. Böyle ikinizin arasına kaldıkça ben bir gün ölüp gideceğim. Tamam. Tamam, seninle sete geleceğim. Ama bir anda nasıl kabul ettin? Geleceğim dedim ya işte. Ama tek bir şartım var. Şart mı? Söyle. Söyle, neymiş şartın? Söyle de öğreneyim. Bu şartın ne olduğunu söylediğim zaman kabul etmekten başka bir çaren yok. Çünkü seninle sete gelmemi istiyorsun. Başka seçeneğin yok, öyle değil mi? Artık eminim. Hık demiş, birbirinizin burnundan düşmüşsünüz. Söyle bakalım, neymiş şartın? Beni dinle. Anne. Madu. Madu. Anne, dün gece ne olduysa oldu. Beni affetmeni istesem yapabilir misin? Madu, sen neden bahsediyorsun? Hayatım, sen bir şey yapmadın ki. Benden neden özür diliyorsun? Bunlar senin yüzünden olmadı ki. Arkeis seni bir kukla gibi parmağında oynatıyordu. Ama kızım, Arkeis'in kibirinden unuttuğu bir şey var. İpleri Allah'ın elinde. Ve Allah isterse o büyük yıldız parmağını bile oynatamaz hale gelir. Gel, oturalım hadi. Anne, benim o kadar zamanım yok. Malik nasıl? Malik yavaş yavaş iyileşiyor. Anne, ben Malik'in yüzüne nasıl bakacağım? Bir daha asla karşısına çıkamam. Hiçbir zaman çıkamam anne. Beni hiç affetmeyecek, öyle değil mi? Neden Madu? Neden korkuyorsun? Hırsız mısın sen? Bir şey mi çaldın da korkuyorsun? Sen ailen için öyle her kızın yapamayacağı türden bir büyüklük gösterdin. Malik yaptığın bu fedakarlığı anladığı zaman senin gibi bir kızı olduğu için gurur duyacak. Madu, ailece bin bir sorunla karşı karşıyaydık. Ve sen hayatını, mutluluğunu, her şeyini bizim için feda ettin kızım. Ailen için gerçek bir canavarla evlenmeye razı oldun. Olan biten hiçbir şey için kendini suçlama, ben buna dayanamam. Sen bizim için neler neler yapmadın ki canım. Bence bütün bu yaptıklarınla
ve kendinle ne kadar gurur duysan azdır Madhu. Bak Madhu, biz gerçek bir cehennemden kaçtık. Buraya gelip yepyeni bir hayata başlamak için. Pes etmedik, orada sefil olmayı kabullenmedik. Madhu, bizim gibi insanlar mücadele etmek için doğar kızım. Kimi zaman kendimizle, kimi zaman şartlarla, kimi zaman fakirlikle. Ama savaşacağız. Bizim kitabımızda pes etmek yazmıyor. Bak, kaderin şu an tam da avcunun içinde. Sen doğarken işte bu güçle doğdun. Bu gerçeği kimse değiştiremeyecek. İster yolda yanından geçen sıradan bir insan olsun, ister büyük yıldız erkek. Ben burayı idare ederim, sen de orayı. Tanrı hep senin yanında. Gelin hanım, saat 3'ten önce sette olmanız gerekiyor. Yoksa patron bu kez gerçekten de canımı okuyacak. Şu anda saat çeyrek var. Anne, ben gidiyorum. Eğer Rahul'la gerçekten baş edebileceğini sanıyorsan yazık. Bu konuda ne kadar yanıldığını bilmeni isterim. Rahul hiç kimseden korkmaz. Bir söz vardır. Birisi senin ezeli düşmanınsa, kendini bildin bileli karşındaysa, evren tüm gücünü ortaya koyar. Ve bu iki öfkeli ruhu kapışmaları için bir araya getirir. Nereye kadar kaçarsın? Nereye gidip saklanırsın? Bende bir şey var. Bu seni daima bana doğru çekecektir. Efendim, senaryoda böyle bir şey yok. Replikleri bu şekilde değil. Sen kovulmak istiyorsun herhalde. Arkane'in ağzından çıkan yeni senaryo demektir. Kesin. Çok sıcak oldu burası. Klimayı değiştirin. Sonra devam edeceğim. Patron, işiniz. Karıcığım, nasıl oldu, biraz daha iyi misin? Aldığın o ilaçlar iyi geldi mi? Dinle, eğer ilaçlarını düzenli almazsan biliyorsun ki iyileşmen mümkün değil. Gerçi diğer yandan iyi olmasan buraya gelmezdin. Ama burada olmazsan ben nasıl eğlenirim, değil mi? Değil mi? Oyuncaklarla oynamanın yaşı filan yoktur. Ben hala oynuyorum. Bitti, buraya gelir misin? Bu adam da yazık ki bak senin için bütün gün koşturdu durdu. Baksana ne kadar bitkin. Yoruldun değil mi? Koş git ona bir bardak çay getir. Ben de kahve istiyorum. Bu arada her zamankinden daha şekerli olsun. Çünkü hem kahveyi hem de çayı sonuçta sen kendi ellerinle yapacaksın. Fazladan şeker tadının acı gelmesini engelleyecektir. Efendim. Hı. Klimayı değiştirdik de. Hı. Artık devam etsek mi? Neye devam ediyoruz? Efendim, çekime. Ben mi? Neden? Neyi çekecekmişim? Seni çekmeye mecbur muyum acaba? Hayır, buradaki çekim. Yani benim demek istediğim... Tamam yeter, bütün havamı öldürdün. Mola! Benim yüzüme ne bakıyorsun? Mola veriyoruz işte. Şikayetin varsa ona söyle, senin yüzünden durduk. Çocuklar, mola mola mola. Işıklar sönsün, ışıkları söndürün. Hepiniz yemeğe gidebilirsiniz. Hadi. Mola verdik. Hadi çocuklar. Abitto. Teşekkür ederim gelin hanım.
Kulaklarında bir sorun mu var? Az önce ne dediğimi duymadın mı? Ya da duymazlıktan gelmeye mi cüret ediyorsun? Aslında Bittu bütün gün benim yüzümden çok koşturdu, yoruldu. Ben de ona çay yapıp getirdim. Şimdi gelelim sana. Aslında gerçekten çok düşündüm. Mantıklı bir neden bulmak istedim. Ama gerçekten tek bir neden bile bulamadım. Yani benimle kavga mı etmek istiyorsun? Öyle de düşünebilirsin. Yani tüm ekibin önünde beni dinlemeyeceksin. Bana cesaretini göstereceksin. Bunu mu demek istiyorsun? Ben burada hakarete uğramış bir kadın görmüyorum. Evet, duymuştum. Senin gibi cesaretli oluyorlar. Ama anlamıyorum. Ben sana ne zaman hakaret etmişim? Ne zaman? Evet. Kayınpederimle olan olayda değil mi? Evet, kayınpederimle olan olaydı, doğru. Karıcığım, ne oldu? Aptalca şeylere sinirleniyorsun. Ama bu güzel. Kötü hissetmezsen nasıl şiddetlenecektin ki? Hadi git. Bana kahve getir. Ben öyle mükemmel bir eş değilim. Benden mükemmel bir servis bekleme lütfen Arke. Evlilik ayinimiz tamamlanmadı. Sen tamamlamış olsaydın ben de sana kahve yapıp servis etmiş olurdum. Bundan sonra eksik bir eş gibi hizmet edeceğim ben de, ama sadece evimizde. Senin setinde bir asistanın olarak değil. Benimle evlenmeyi çok istiyordun. Bana karıcığım demeyi. Şimdi sana eş olmak ne demek, bunu öğreteceğim. Şimdi gör bakalım Arke. Bir eş olma sorumluluğunu nasıl üstleniyorum? Sana bir ders vereceğim, tamam mı? Şimdi susabilirsin, sevgili kocacığım. Çocuk! Hemen kahve getir. Patron, gelin hanım çok ciddi efendim. Bittu o acı çekiyor. Benim de acı çekmemi istiyor. Beni kendi oyunumda yenmeye çalışıyor. İşte şimdi bu oyun ilginçleşiyor. Bir anda bir cesaret geldi. Ben bile sıkılıyordum. Şimdi eğlenceli olacak. Dişi bir aslanla savaşma. Bu beni heyecanlandırdı. Oyun işte şimdi başlıyor. Hanımefendi siz? Karıcığım. Karıcığım. Karıcığım.
Bittu karım nerede? Az önce buradaydı. Efendim gitmiş. Gitmiş mi? Nasıl olur? Sen yapım ekibindesin. Birinin toplanmadan gitmesine nasıl izin verirsin? Özür dilerim. Ana kapıdaki güvenlikte kim var? Ara onu hemen. Arayacağım. Bir dakika. Neden Madubala'nın gitmesine izin verdiniz? Arke gerçekten çok sinirli. Yapım sorumlusu işini kaybedecek ve sen de öyle. Ama ben... Konuşma, hadi gel. Tanrı bilir şimdi ne olacak. Sen yapımdan sorumlu kişisin. Hadi çabuk. Sette bir yetkin yok. Burada kalmaya hakkın da yok. Çık dışarı. Üzgünüm efendim, bir hata yaptım. Lütfen affedin beni. Çık. Başarma. Başarma. Neden buradan gitmesine izin verdiniz? Ben bir şey yapmadım. Dur! Bay Sharma'nın suçu değil. O beni durdurmaya çalıştı. Ama ben mecburen ayrıldım. Lütfen. Hepsinin işine son verme. Herkes hemen işinin başına dönsün. Bana tavır. Karıcığım bana bir şey söyle. Nedir bu göğsümüzün sol tarafında olan şey? Küçük, biraz deli dolu, birini zayıf düşürebilen saçma sapan şeyler söyleye. Söyle bana. Nedir bu? Yürektir. Sen bir yüreğe sahip olduğun sürece Arkey olamazsın. Ve evet, Arkey olmayı bu kadar istiyorsan kalbini öldürmen gerekiyor. O zaman Arkey olmak çok kolay olur. Bunu yapabilirsin. Ama hala bir kalbin olduğuna eminim. Ve onu duyabiliyorum. Sesi geliyor. Atıyor, atıyor, atıyor. Beyefendi, Bay Kundra evde mi acaba? Şuraya bakın, işte yıldız geliyor. Merhaba efendim. Rişab, babanla biraz otur. O zaman yorgunluğun geçer. Gel buraya, gel. Hadi, hadi canım, hadi oğlum. Tabii Bay Batıya. Oğlum, küçük kardeşin için bir sodalı içecek hazırla. Hadi. Arkey.
Oğlum, bu Bay M. Kaneyer. Güneyden gelen ünlü bir yazar. 16 tane çok popüler olan filmi var. Hayır efendim. Ben seyircinin ilgilerini biliyorum. Bu kadar. Nair, bir insan kendisi hakkında her şeyi bilemez. Ama seyirciyi anlayabilirsin. Bu övgüyü hak ediyor. Vay canına. Dediğin şey doğru. Oğlum, harika bir senaryo var. Bir okusan ve başrolü kabul etsen iyi kazanırız. Uzun zamandır ışıklandırma ekipmanları ile ilgileniyoruz. Oynamayı kabul edersen fazlasıyla para kazanabiliriz. Kim daha fazla kazanmak istemez ki? Bay Nair. Efendim? Çekim. Efendim? Baştan başlayacağım. Madhu, gördün mü? Yıllardır böyle bir şey olmuyordu. Rişab, Bay Koku ve Ken'i yüz yüze geldi ama kimse birbirine bulaşmadı. Herkes beraber oturuyor, bir aile gibi görünüyor. Bir baba ve iki oğlu. Bence bu an böyle donmalı. Evet, bugün Rişab için yine en sevdiği yemeği yapacağım. Bu çok güzel. Bu an hiçbir zaman bitmemeli. Anne, ben makyajımı tazeleyip geleyim. Tamam. Sen durduğunda kadın kahramanımız gelecek, ona bakacaksın. Geriye baktığında da tam... Bay Nair, filminizin adı nedir acaba? İtihan çomağı hazırla mı yoksa? Ve hiç de bile. Karıcığım. Bu Bay Nair. Kendisi Güney Hint filmleriyle bilinen yapımcı ve yazardır. Onunla tanış. Merhabalar hanımefendi. Büyük bir araba dar sokaktan geçecek. Kamera yeşil bir ağaç gösterecek. Çünkü yağmur yeşil ve algı olacak. Tamam mı? Sonra girişimi çekeceğim. Uzaktan geleceksin. Yürüyorsun. Sonra da... Efendim bir dakika. Dinlemiyor ama. Efendim. Nereye gidiyor bu böyle? Bay Nair, o daha yeni evlendi. Onu görmek için sabırsızlanıyor. Dönecektir. Ne yapıyorsun? Kocacığım, o nasıl bir soru? Görmüyor musun? Şu anda odayı temizlemeye çalışıyorum. Ben kirli bir oda gördüğümde rahatsız olurum. Ama sen merak etme sakın. Ben hemen temizlerim. 2 dakika bekle. Her yer tertemiz olacak. Bu odayı bir insanın yaşayabileceği bir yer yapacağım. Sana insan olduğumu kim söyledi acaba? Neden insanlara göre yapıyorsun? Söylesene. Ben söyleyene kadar bir daha asla bana ait olan bir şeye dokunma. Hadi. Ne? Karıcığım, bu oda senin. Hadi. İnsanlara göre yap. Ama benim odama dokunma. Hı? Peki kocacığım. Çok daha iyi. Beğendim. Çok beğendim. Beğendiğine sevindim. Thank you.
Efendim, acaba kendileri aşağı gelecek Bay mi? Nair, efendim? O bir yıldız kukla değil. Bunu unutmayın. Efendim? Neden Bay Nair'i bırakmadınız? Gittiğini sanmıştım. Efendim, senaryo... Senaryo mu? Ne senaryosu? Beğenip beğenmediğinizi öğrenmek istemiştim. Siz beğendiniz mi? Çok beğendim. Ben yazdım. Ben yazdım ve beğendim. Bu yüzden buradayım. İşte buradayım. Evet, güzelmiş. Kenny'ye film yapmak için harika bir hikaye bu. Onu mu piyasaya süreceğim? Bak oğlum, bence bu oldukça iyi bir hikaye. Ve oynarsan çok güzel olabilir. Bay Nair, iyi bir misafir oyunculuğu olacaksa bu işi alabilirim. Hem de ücretsiz. Artı bu filmde sen de 5 dakika gözükebilirsin. Bu sayede star olursun. Hikayeyi oku. Aa, ben okurum efendim. Beni dinleyin. Doruk noktası çok iyi. Kahraman girer ve kapıyı açar, hafif eğilir ve durur. Babasının orada asılı durduğunu görür. Ve şöyle bir ona bakar. Ve ondan sonra da... Bay Nair. Okuyabileceğim başka bir hikaye yok. Hepsi bu mu? Neden ki? Bu filmin doruk noktası. Babasını tavanda asılı bir şekilde görür. Bay Nair, kim asılmış? Baba. Baba mı? Gözleri, burnu ve ağzı şişmişti. Yani boynunda halat varmış. Baba öldü, öyle mi? Evet, öldü. Vay canına Bay Nair, bu harika. Beğendin mi? Evet. O da beğendi efendim. Sana söylüyorum. Bir şans ver efendim. Ben size geri kalan kısımları okurum, inanın bana. Gerçekten beğeneceksiniz efendim. Bittu büyük olsun. Aptallar! Siz kafayı mı yediniz he? Neler oluyor burada? Siz kafayı mı yediniz? Kaybolun! Kaybolun! Kim dedi size dökün diye? Aptal şeyler! Neden cevap vermiyorsunuz? Kim söyledi size buna? Bana bakın, size döktüm. Bay Bittu. Ama onlar... Ne yapıyorsun sen? Niye vuruyorsun onlara? Şey, şişeler. Rishab Kundra'nın eşinin emirlerini yerine getiriyorlardı. Siz gidebilirsiniz. Ve Bittu, bilmiyor musun? Alkol sağlığa çok zararlıdır. Artık burada hiçbir şekilde alkol... Karıcığım! Git buradan. Git. Git!
Bak. Biz mahvolduk baba. Hepsini yere döktüler baksana. Artık yarından itibaren bu evde bir şey bulamayacağız galiba. Oğlum, sen bunları boş ver. Sen sadece bedava eğlenceyi izle. Bu arada kocacığım, midenin sağ tarafında yer alan ve tahmini 1-1,5 kilo olan şeye ne denir acaba? Ne denir? Evet karaciğer. Tüm bunların karaciğere zararlı olduğunu bilmiyor musun? Lütfen. Bana karaciğerinin olmadığını söyleme. Tamam kalbin yok. Bunu kabul ediyorum. Ama karaciğerinin olmaması biraz fazla olmuyor mu? Çok pişman olursun. Alışkanlıklarını değiştirmezsen sen pişman olursun kocacığım. Bu arada kocacığım, 2 haftadır gözlem yapıyorum. Hep sarhoşsun. Sonra insanlar ne diyecek? Madonun kocası hep sarhoş. Ah tatlım, bu çok kötü. Bu yüzden artık bunlar yasak. Bunları içmeyeceksin. Başka bir şey yapalım seninle. Getirin. Acele edin. Neden korkuyorsun? Ne oldu? Ver şunu bana, ver. İşte bu. Gelin hanım. Bitti. Endişelenme lütfen. Ben Arkay'ın karısıyım. Aptalca bir şey yapmam. Öyle değil mi? Evet kocacığım. Bugünden itibaren süt içmeye başlayacaksın. Süt mü? Baba, bence büyük bir oyunu oynuyor. Her gün 1 bardak süt. Hem zihnin açılır, hem de sağlıklı olursun. Hadi iç, hadi. Bugün karın sana elleriyle süt içirecek, tamam mı? Hadi iç şunu. Buyur, hadi. Ha, demek kendin içeceksin, vay canına. Aferin sana. Yaramaz çocuk. Sabahtan beri kendi yerini unutuyorsun. Sen sadece lafta benim karımsın. Bu evde sen bir hizmetçisin. Ben her şeyi hatırlıyorum. Belki sen unutmuşsundur. İşte bu yüzden dökmelerini istedim. Zihnini çok etkiliyor çünkü. İnsan anılarını unutuyor alkol yüzünden. Bay Reşap Kontra. Bana sadece eşin unvanını vermekle kalmadın. İnsanların önünde beni eşin yaptın. Hatırlıyor musun? Hala hatırlamıyorsan sana bir şok daha vereyim. Eminim bu hatırlamana yardımcı olur. Bir dakika. Bu kağıt dün babamın imzasını istediğin belgenin aynısı. Ve bugün diyor ki babamla beraber sana 4 milyon rupi ödeyemezsem karın olarak bu evde yaşamam gerekiyor. Anladım herhalde. Durum gayet açık. Öyle değil mi? Peki ben ne yapıyorum? İdeal bir eşin görevlerini yerine getiriyorum. Kayınvalidem, haklı mıyım? Tüm şişeleri boşalttım. Bakın şimdi oğlunuz nasıl yola gelecek ve iyileşecek. Reşap Kundra, kendi yöntemlerine kurduğun ilişkileri ben kendi yollarımla sana
hatırlatacağım. Her şey senin için, tatlım. Evet. Zavallı bir kadın Arke ile oyuncak gibi oynuyor. Bittu. Efendim. Bir bardak süt getir. Ne? Duyma sorunun mu var? Bir bardak süt. Tanrı acı çeken bir kalbi merak etme duyar. Ben de Arke'in suçları yüzünden cezalandırılmasını istiyorum. Kendini değiştirmeli, bir ders almalı. Ama ne yapabilirim evladım? Ben senin gibi içten bir sese dua edemem ki. Belki bu yüzden Tanrı dualarıma yanıt vermiyor. Ama nasıl yaparım? Bir babanın kalbi var ortada. Biri babasına saygı duymuyorsa başkalarının babasına nasıl saygı duyacak? Ben yıllarca bekledim. Babacığım deyip bana sarılmasını bekledim yıllarca ama bunu yapmadı. Bir kere bile yapmadı bunu. Evlat, ben bir baba olamıyorsam nasıl senin kayınpederin olabilirim ki? Ama bugün ona meydan okuman çok hoşuma gitti. Bir yıldızı dünyaya geri döndürdün ve o kendini beğenmişi susturup karşısında dik durabildin. Aferin sana. Dik durman çok iyiydi. Bir şeyi asla unutma. Birileri yanında olabilir de olmayabilir de. Ama şunu bil ki kayınpederin Bay Batya her zaman yanında olacak. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur, yoldaş. Hayır evlat, öyle değil. Aslında gelin biraz endişeli görünüyordu. Ben de onu teselli etmeye geldim. Hepsi bu, o kadar. Tuhaf, Bay Batı'ya ben de repliklerime çalışıyordum. Ama sen bana açıklama yapıyorsun. Bu arada siz neden söz ediyordunuz? Arke'yi nasıl öldüreceğinizden mi? Arabasının frenleriyle mi oynayacaktınız? Yoksa sütüne zehir mi atacaktınız? Bizi bu kadar aşağılama evlat. Unutma ki ben senin annenin kocasıyım. Ona zarar verecek hiçbir şey yapmam. Bunu sakın aklından çıkarma. Unutmuyorum Bay Batı'ya. Bazı acılar ve hakaretler asla unutulmaz. Peki evlat, ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Kocası ona iyi bakar. Senin düşünmene gerek yok. Bunu kafana takma sen, tamam mı? Arkey, açık bir kaptaki yemekten zehirlenebileceğini düşünmemelisin. Birkaç dersten de zarar gelmez ayrıca. Ama kendi öğretilerini kendine sakla. Ben gidiyorum. Bu nasıl bir görüntü karıcığım? Herkes senin için endişeleniyor. Zavallı kadın Arke'in tuzağına nasıl da düştü. Ama ben... Karıcığım? Tüm dünya bu yüz için deli oluyor. Ama sen bir kere bile bakmadın ona. Aa, özür dilerim. Anlamıyorum, görevlerini yerine getiren bir kadın kocasına nasıl saygı duymaz? Ve nasıl kocasının suratına bakmaz? Değil mi? Arkey,
Rishab Kundra. Büyük bir yıldız ama replikleri çok baştan savma. Bak, zamanını boşa harcama. Lütfen söyle. Ne istiyorsun? Madem eşim olarak görevlerini yerine getirmeye başladın, neden yarım bırakalım? Ben senin kocam.